Özel Medikabil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün periferik sinir sıkışmalarını konuşuyoruz. Özellikle bazı meslek gruplarını oldukça ilgilendiren bir konu bu. Beyin ve sinir cerrahisi yardımcı doçent doktor Mehmet Akif Sönmez bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün daha spesifik bir konudan bahsediyoruz ama oldukça sık görülen bir konudan bahsediyoruz mümkün mertebe. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü bilgisayar başında, masa başında çalışan kişi sayısı çok fazla. Beyaz yaka dediğimiz kitle ya da işte grafikerler şu an bizim reji ekibimizde bulunan arkadaşlarımız onlar da aynı şekilde. Sadece tabii ki bu meslek grubuna has bir rahatsızlık değil elbette. Ama bugün biraz detaylı dinleyelim sizden. Öncelikle tam anlamıyla sinir sıkışması ne demek? Bunu tanımlayarak başlayalım. Sonra periferik sinir sıkışmasına da değinelim hocam. Sinir sıkışması dediğimiz olay sinirlerin yani kasların hareketini sağlayan sinirlerin sıkışması olarak tabir edilir. Yani belde de sinir sıkışması olabilir. Kollarımızda, bacaklarımızda da sinir sıkışması olabilir. Ha, burada periferik sinir sıkışmasından kastettiğimiz olay omurilikten çıkan sinirlerin yani boyun ve belden çıkan sinirlerin kol ve bacaklara özellikle giderken eklem bölgelerinde sıkışması olayını ifade ediyoruz periferik sinir sıkışmasında. Sıkışma, kasılma anlamı Periferik mıdır dışta peki? demek bu arada. Periferik yani organların ekstremitelerin yani kol ve bacakların dış taraflarına doğru olan manasında periferik Latince. O manada yani periferik sinir sıkışması. Bu gövdede olan omurilikte olan sinir sıkışmaları değil. El ve bacakların uç tarafına doğru olan sinir sıkışmalarını daha İç ziyade değil ifade dış ediyor. gibi. Peki hocam sıkışma dediğimiz zaman kasların istemsiz kasılmasından kaynaklı bir durum mu? Sıkışma tam anlamıyla Şimdi nedir? sıkışmayı ortaya çıkaran şey sinirin etrafındaki çevre dokuların, tendon dediğimiz kaslara yapışan dokuların ve kasların siniri sıkıştırması olayı. Peki bunun muhakkak ki çeşitleri var. Önce dilerseniz çeşitlerini, sonra belirtilerini ve nedenleri. Asıl bizim için önemli olan neden bu meydana geliyor. Önemli olan bu ama çeşitleri bahsettiğiniz gibi Çeşitleri omurga dışında birçok şimdi şöyle söyleyeyim. çeşit Yani var. beyin cerrahisi polikliniğine gelen hastaların önemli diyebileceğiniz bir kısmını bu hasta grupları oluşturuyor. Yani belki %10 gibi. En sık olarak el bileğinde sinir sıkışması görüyoruz. Yani median sinir dediğimiz el bileğinde 1, 2, 3 ve 4. parmağın yarısına giden bir sinir bu median sinir. El bileğinde sıkışması sonucu bu parmaklarda ağrı, uyuşma, ileri safhalarda çok sıkışma arttığı zaman kaslarda güçsüzlük, kaslarda küçülme, atrofi durumu Meydana meydana gelen gelebiliyor. bir tablo. Evet. En sık bunu görüyoruz. El bileğinde sinir sıkışması, median sinir sıkışması. Onun dışında dirsekte yine şu dirsekte iç kısımda iki kemiğin arasında bir oluk var. Kübital tünel sendromu dediğimiz oradan geçen ulnar siniri sıkışma sonucu bir 4 ve 5. parmakta özellikle 5. parmakta uyuşma ağrı ile kendini gösteren kübital tünel sendromu ikinci sıklıkta belki görüyoruz diyebileceğimiz bir tablo. Onun dışında siyatik sinir sıkışması kalçada belden çıkan sinirlerin oluşturduğu, birleşerek oluşturduğu kalın bir sinir var. Siyatik sinir diyoruz biz buna. Bu sinirin sıkışması sonucu kalça bölgesinde bacağa doğru vuran ağrı ve kendini Uyuşmalar. gösteren bir tablo var. Onun dışında biraz daha sıklıkla perineal sinir sıkışması dediğimiz dizin dış tarafında sinirin sıkışması sonucu oluşan bacakta ileri dönemde düşük ayak dediğimiz bacakta güç kaybıyla, ayakta güç kaybıyla kendini gösteren bir durum var. En sık karşılaştığımız periferik sinir sıkışması tipleri bunlar. Peki genel itibariyle yorumlayacak olursak hocam, ana sebepleri nedir periferik sinir Şimdi birçok sıkışmalarının? hastalıkta olduğu gibi ana sebeplerden en önemlisi genetik faktörler. Yani genetik olarak getirdiğimiz özelliklerden kaynaklı olarak kasların ve bağ dokuların bu siniri özellikle belli bir yaştan sonra sıkıştırmaya meyilli olması genetik faktörler. Onun dışında tabii ki bayan cinsiyet,
Kadınlarda da hasta körlüğü, gebelerde kilo alınmasına bağlı kas dokularının yapısının değişmesine, bağ dokularının yapısının değişmesine bağlı. Gebelerde daha sık görülüyor. Hızlı kilo alıp verenlerde daha sık görülebiliyor. Bu da sinirin seyrettiği yolun değişmesi sonucu. Trase diyoruz yani sinirin seyrettiği yola. Trasenin değişmesi sonucu bu kilo alıp verenlerde olabilir. İşte bazı meslek gruplarında özellikle işte el bileğini çok kullanan, masa başında iş yapan, bilgisayar mouse çok kullananlarda, tamircilerde, özellikle evde çok fazla ev işine meraklı olan bayanlar da elini çok kullanan, işte gerek bulaşık olsun gerekse temizlik için. Elini fazla kullanan bayanlarda da sık gördüğümüz bir Ki bu çoğunluk. çoğunluk. Yani ameliyat ettiğimiz hastaların belki şöyle söyleyeyim size, özellikle karpal tünel sendromunda el bileğinde %80-90'ı bayan. Evet yani. Çünkü bizde Evet. hırpalarcasına halı silme, cam silme gibi Evet. durumlar o zorlamadan da Zorlama. Bir de kaynaklı. bayanların kas yapıları biraz daha narin. O Muhakkak. bakımdan daha yatkın oluyorlar. Özellikle gebelikte işte buna yatkınlık artıyor. Peki bunu önlemenin, bu sıkışmaları önlemenin bir yolu, yöntemi yok mu hocam? Tedaviye geçmeden önce Evet. oluşmasını engellemek için yapılması Şimdi gerekenler. oluşmasını engellemek için bir defa tekrarlayıcı, çok sık yaptığımız hareketlerden mümkün mertebe uzak Kaçınmak durmamız. gerekiyor. Yani mesela işte demin söyledik yani ev hanımları biraz temizliğe takıntılı olabilir. Günde belki saatlerce böyle el bileğini kullanan bayanlar var. Yani temizlik meraklıları örneğin. Yani bunların mümkün mertebe bundan uzak durmaları lazım. Çok ağrı olduğu zaman birkaç gün en azından istirahat etmeleri, anti-enflamatuvar, o ödemi çözücü ilaçları almaları, gerekirse el bilek atelleriyle birkaç gün idare etmeleri gerekmektedir. Yani bunlara dikkat edilirse, onun dışında dediğimiz gibi yani hızlı kilo alıp vermekten Kaçınmak sakınmak gerekiyor. gerekir. Bir de dediğimiz gibi hani şimdi bazı meslek grupları özellikle işte tamirci dedik, el bileğini çok kullananlar dedik. Mesela ayak diz dış tarafında sinir sıkışması var oluyor dedik. Peroneal sinir sıkışması. Burada da mesela çömelerek, dizini kıvırarak iş yapanlarda, mesela fayans döşeyenlerde sık görülen, daha sık görülen bir rahatsızlık. Yani mümkün mertebe o rahatsızlık varsa o işten uzak durmak ya da biraz ara vermek gerekiyor. Yani maruz kaldığımız işten, yani daha doğrusu yaptığımız işi biraz hafifletmek ya da ara vermek gerekir eğer bu hastalığa maruz kalmışsak. Evet, bu da Evet. maalesef her zaman çok mümkün Çok mümkün olmayabiliyor ama dikkat olmuyor. etmek lazım. Evet, yani özellikle hani kısa bir dönem de olsa bir istirahat etmek, ilaç kullanmak çoğu vakada şikayetleri yerletiyor. Cerrahi olmayan vakalarda. Şimdi tam da o şikayetlerden bahsedelim Evet. dilerseniz. Benim araştırmalarıma göre hocam, Evet. dilerseniz çok kısa Tabii. ben maddeleri sıralayayım. Siz eksik ya da yanlış bir şey varsa muhakkak düzeltin beni. Lokalize veya yönlendirilmiş ağrı, uyuşma, karıncalanma veya elektrik şok hissi, Evet. parestezi, yanma hissi, etkilenen vücut kısmının bozulmuş hareketi, kas güçsüzlüğü, kas erimesi, kuru ince cilt Evet. diye böyle sıralanmış. Ama yanlış ya da eksik herhangi bir şey Evet. var mı ve lütfen açıklamanızı rica ediyorum hocam. Şimdi bu sinir sıkışmalarında bizim en sık gördüğümüz bulgular kaslarda güçsüzlük. Kaslarda güçsüzlük çünkü sinir sıkışıyor, sinir görevini yapamıyor. Sinir kasları aktive eden bir yapı. Dolayısıyla güçsüzlük oluyor. Onun dışında güçsüzlük olduğu zaman, kaslar hareket etmediği zaman atrofi oluyor. Yani kaslarda erime oluyor. Çok ileri vakalarda kasların böyle eridiğini, cildin inceldiğini, kasların eridiğini vakalarda görebiliyoruz. Onun dışında yine aynı sinirin sıkışmasına bağlı uyuşukluk. Çünkü o sinir hem yani o kasları aktive ettiği gibi onun duyusunu da alıyor. Yani o mesela cilde dokunduğumuz zaman onu hissetmemizi de sağlıyor. Dolayısıyla bu his de bozuluyor. İşte sıkıştığı zaman aynı zamanda karıncalanma dediğimiz his, yanma dediğimiz hisler hep bu sıkışmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. En sık gördüğümüz semptomlar bunlar. Peki Evet. kişi size bu şikayetlerle geldi. Evet. Anamnezini aldık. Direkt olarak tanıyı Hı. koyuyor muyuz yoksa bazı tahlil, tetkik
Şimdi bizim için fizik bir muayene çok önemli. Direkt olarak tanıyı %90 koyuyoruz tabii. Mesela işte el bileğinde ağrısı olan, kolunda ağrısı olmayan bir hastada, özellikle işte 1, 2, 3, 4. parmakta ağrısı olan bir hastada direkt medyan sinir sıkışmasını düşünebiliriz. Ama tabii ki bunu bizim teyit etmemiz lazım Muhakkak. laboratuvarla. Evet. Bu da işte elektromiyografi dediğimiz EMG tetkiği yapıyoruz. Bizim için yani sinir sıkışmalarında olmazsa olmaz Altın bir tetkik. standart. Evet, altın standart bir tetkik. Burada sıkışan sinirin ne derece sıkıştı? Hafif mi, orta mı, ağır mı? Bu tespit ediliyor. Hafifse fizik tedavi, ilaç tedavisi, istirahat. Orta ya da ağırsa kişinin tabii ağrı eşiğinin durumuna göre. Şimdi mesela bazen ağır derecede sinir sıkışması çıkıyor ama kişi diyor ki ben bu ağrıya dayanabiliyorum, ameliyat olmak istemiyorum diyor. O zaman biz tabii ki cerrahi olmayan yöntemlere başvuruyoruz bu durumda. Fizik tedavi, ilaç tedavisi. Ama yani EMG'de eğer elektromiyografide orta ağır derecede sinir sıkışması var, hastanın da şikayetleri fazlaysa cerrahi öneriyoruz. Evet. Evet. Cerrahiye değineceğiz hocam ama Evet. öncesinde şunu da sormak istiyorum. Muhakkak ki tanı aşamasında dediğiniz gibi kişi size şikayetlerini anlattığı takdirde bir tablo ortaya çıkıyordur ama diğer hastalıklarla da karıştırılmaması Tabii adına çok yapılan önemli. tetkikler bunlar. Hangi hastalıklarla Şimdi karıştırılabiliyor? özellikle boyun fıtığı ve bel fıtığıyla ciddi manada karışabilir. Şöyle, şimdi bel fıtığında belden başlayan bacağa doğru vuran bir ağrı görürüz Evet. genellikle. Fakat bacakta görülen sinir sıkışması, özellikle peroneal sinir sıkışması dediğimiz, yani diz dış kısmında olan sinir sıkışmasında dizden aşağıda sadece ağrı olur. Yani bel fıtığından farkı bu. Veya ağrı olmaz, güç kaybı olur. Yani düşük ayak dediğimiz durum olur. Bel fıtığıyla en sık karışabilir peroneal sinir sıkışması. Siyatik sinir sıkışması da bel fıtığıyla karışabilir. Burada da EMG biraz devreye giriyor. Elektromiyografi. Orada tanıyı koyabiliyoruz. Onun dışında en sık gördüğümüz karpal tünel sendromunda elin 1, 2, 3, 4. parmağında ağrı uyuşma görüyoruz. Fakat boyun fıtığında ise boyundan kola doğru vuran bir ağrı genelde tipik bir tablo. Yani karpal tünel sendromunda boyunda ağrıyı pek beklemeyiz. Evet. Evet, dirsek teki sinir sıkışmasında da, yani kübital tünel sendromunda da yine serçe parmağına doğru vuran bir ağrı olur. Boyunda yine ağrı beklemeyiz ama boyun fıtığında dediğimiz gibi boyunda ağrı bekleriz. Yani ayrıcı tanı boyun fıtığı ve bel fıtığıyla Ortaya daha çıkıyor. ziyade yapmamız lazım. Evet. Bunu da işte MR'ı, tabii gerekirse bir bel MR'ı da görebiliriz. Eğer bel fıtığından da şüpheleniyorsak EMG yapabiliriz. Bu şekilde ayrıcı tanıyı koyabiliyoruz. Evet. Peki tedavi edilmediği takdirde hocam, Tedavi özellikle edilmediği takdirde elden özellikle bahsederek. ellerde bu sıkışıklık daha da artıp atrofi dediğimiz kaslarda küçülme olayı çok ciddi boyutlara gelebilir. Yani elin günlük normal Evet, fonksiyonunu yitirmesi ve geri dönüşsüz duruma gelebilir. yitirmesi. Bacakta da düşük ayak dediğimiz tablo çok çok önemli. Evet. Yani ayağın fleksiyon dediğimiz dorsiflexion dediğimiz hareketinin Evet, yapılamaması yapamaması. durumu düşük ayak olarak Dolayısıyla biz yere tabir sağlam ediyoruz. basamaması, Evet, yürüyememesi yürüyememesi hastanın. neden olur. Bu Evet. erken dönemde ameliyat edilirse %100 geri dönebiliyor. İlk günlerde ameliyat edilirse yani. Evet, süper. Evet. O halde tam da cerrahiden Evet. bahsederken cerrahiyi biraz detaylandıralım hocam. Tabii şöyle şimdi periferik sinir sıkışmalarında uyguladığımız cerrahi tedavi, şöyle söyleyeyim, en sık medyan sinir sıkışmasında uyguluyoruz. Daha sonra dirsekte, kübital tünel ve peroneal sinir, yani dizin dış tarafında. Bu ameliyatlar lokal anestezi, sadece o bölgeyi uyuşturarak, ya da rejyonel anestezi, yani sadece bir kolu ya da sadece bir bacağı uyuşturarak yaptığımız ameliyatlar kabaca 15 ile 45 dakika arası süren ameliyatlar Çok ve iyi. aynı gün taburcu ediyoruz Şahane. hastalarımızı. Evet, yani Şahane. en sık yaptığımız karpal tünel sendromu ameliyatında yaklaşık 3-4 santim bir kesikle bu işi yapıyoruz. 15-20 dakika sürüyor dediğimiz gibi. Aynı gün hastaları evlerine gönderebiliyoruz. Yani hastanede yatış
sorunu gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Evet. Peki kişi ne kadar zaman sonra günlük hayatına dönebilir ve cerrahi sonrası yapılması gereken herhangi bir şey var mı hocam? Özellikle el Tabii. cerrahisinde soruyorum. Altı ya da askı bir şey Evet. gerekli mi? Şöyle şimdi el bileği cerrahisinde karpal tünel sendromunda kişinin dikişler alınana kadar özellikle yani bir 12-13 gün kolunu biraz yüksekte tutması, askıda tutması, gece yatarken özellikle yüksekte tutması gerekir. Bu ödemin önlenmesi için aldığımız bir tedbir. Evet, kan basıncıyla alakalı. Evet, yani orada kan fazla birikmesin, Evet. ödem olmasın, venöz yani toplarda markanı fazla birikmesin diye yaptığımız bir önlem. Bir de anti-enflamatuvar ilaçlar veriyoruz yine ödemi çözmesi için. Yani karpal tünel sendromunda bunlara dikkat ediyoruz ameliyattan sonra. Kişi eğer ellerini çok fazla kullanıyorsa bu durumda özellikle ilk 10-15 gün ellerini kullanmaması, daha doğrusu o elini, ameliyat olan elini aktif olarak kullanmamasını istiyoruz. Bacaktan yani ayakta diz lateralinden ameliyat ettiğimiz hastalarda ise hastanın ameliyattan sonra yürümesinde herhangi bir sakınca olmuyor. Ama işte erken dönemde genellikle ameliyat eden hastalarda güç kaybı ilk 24 saatte bize başvurmuşsa tamamen düzelir. Ama geç başvuran hastalarda bazen o düzelme biraz geç olabilir. Onun için bacak atelleri gibi yardımcı enstrümanlara gerek duyabiliyoruz. Evet. O şekilde. Yani ameliyattan sonra kişinin biraz o ekstremitesini, kolunu ya da bacağını fazla kullanmaması gerekir. Yüksekte tutması gerekir ödemin olmaması için. Ve ağır bir işte çalışıyorsa eğer en azından 15-20 gün, tercihen İstirahat. bir ay o işi yapmaması gerekir yani. Evet. Çok teşekkür Evet. ediyorum hocam. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Çok Sağ ol. enteresan değişik bilgiler öğrendik bugün sizden. Evet, hep Evet. çok sık duyuyoruz. Sinir sıkışması, Hı-hı. özellikle karpal tünel. Karpal Mutlaka tünel. Evet. duyduğumuz bir problem, bir hastalık, Hı-hı. bir semptom, bir sıkıntı. Ama bugün detaylı dinlemiş olduk sizlerden. Ve ameliyatın da yüz güldürücü sonuçlarının olduğunu bilmek içimizi rahatlattı açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Ben hocam. teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Sağ olun. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.